olsun. Aslan gibi oğlumu, dağ gibi oğlumu indirdiler. Allah'ım ne günah işledim. Ye ye, kendine gel Allah aşkına. Allah aşkına doktor çağırın. Doktor. 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 Doktor çağırın. Hadi çabuk. Allah aşkına aç gözlerini. Allah aşkına aç gözlerini. Never. Never. Kalk kendine gel. Amına sar kalk. Ördü. Ördü. Celal Bey. Ördü. 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 Celal Bey. Yavrum ne oldu? Bırakma ananı, gözünü seveyim. Alo, ne olur bir an evvel ambulans gönderin. Buraya yaralımız var. Tutun! Kaçıyor namussuz! Kaç! Murat! Oğlum! Kendine dikkat et yavrum! Bir silah var! Murat! Kutlar üstünden! Murat! Murat! Ne yaptın sen? Geberteceğim seni. Ay Murat. Murat. Murat gitti bak. Murat. Kanamayı durdurmam lazım. Yalvarırım aç gözlerini. Ölürüm ben sensiz. Yavrum. Seviyorum diyorum kızım seni ölümüne. Cüneyt bırak. Bırakmazsan ne olur? Çok mu istiyorsun beni? Çok istiyorum kız çok. O zaman iki tane yüzük alır öyle gelirsin Cüneyt. Adam olur beni hak edersin tamam mı? Allah aşkına aç gözlerini. Yusuf yapamam ben sensiz. Alamıyorum.
Hemen 5 miligram adrenalin verin hadi. Sultan nerede Allah aşkına bu ambulans? Gidiyor oğlum. Bak geldi çocuklar. Görüyor musun? Şimdi sen çok kan kaybetti. Başka yer var mı? Burada. Bade kalk kızım. Kalk da adamlar işini yapsın. Kalk. Yalvarırım dayı. Ne olur bırakma adamı. Hadi oğlum hadi. Hadi çabuk olun biraz. Hasta bilincini kaybetmiş. Hemen HSD'yi alalım. 3 kişi. Allah'ım sen bilirsin. Hastaneye haber verin. Hastayı kim vefat edecek? Hayatım. Anne. Gel ya, gel. Gel oğlumun sana da ihtiyacı var, gel. Hay Allah'ım ya. Sen benim aklıma mukayyet ol. Gene nereye kayboldu bu kız? Onu baştan düşünecektin. Hiç ehliyeti olmayana araba anahtarı mı verilmiş? Sanki laf söz dinliyor da. Sağ salim şu kapıdan içeri bir girsin. Şart olsun ki tek başına sokağa bırakmayacağım. Başlarında nöbetçi durmak için geç kaldın. Bu kızların ikisi de adam olmaz. Al birini vur ötekine. Alo? Hayrolsun Sultan? Ne duydun ki? İyi günler. Hava Karagül burada mı oturuyor? Evet. Siz yakınları mısınız? Ben annesiyim, o da babası. Niye sordunuz ki? Kızınız ciddi bir kaza geçirdi. Silahlı yaralanma. Basın bölgesinde 3 kurşun isabet etmiş. Çok kanaması var. Hastanın bilinç durumu açık değil. Oh!
Cemiyet Hanım, geçmiş olsun. Doktor. Oğlumu aldılar içeri. Arkadaşlar bilgi verdiler. Yusuf Bey'i hemen ameliyata alıyoruz. Bizzat ben ilgileneceğim bundan sonrasıyla. Elimizden geleni yapacağız. Ancak her ihtimale hazırlıklı olmalısınız. Ben sizi ara ara bilgilendireceğim. Tekrar geçmiş olsun. Hadi. Anne. Ay. Anne. Hemşire. Hemşire. Anne. Anne iyi misin? Anne. Hastanın hastası geldi. 1 mg atropin verin. Çabuk acele edin. Sen de hemen söyle ameliyathaneye hazırlasınlar. Evet, trafik kazası. Tamam. 2 numaralı ameliyathaneye hazırlıyorlar. 1 numarada kurşunla yaralı acil hasta varmış. Destek gerekebilirmiş. Tamam, siz de aşağıya gidin hastaneye. Nihayet açtın be toprak. Bilmiyorum kızım. Kaza geçirmiş diyorlar. Meydandaki hastanedeyiz. Sen de yetiş hemen. Hadi. Kızım, yavrum buraya kaldırmışlar. Silahla yaralanma için mi geldiniz? Allah korusun kızım, ne silah? Kaza geçirdi dediler. Arabasıyla kaza yapmış. Ha, siz Hava Hanım'ın yakınlarısınız. Evet. Tamam. Hava Hanım hastaneye geldiğinde kalbi durmuştu. Korkmayın. Yeniden atımı aldık ama hayati tehlikesi hala sürüyor. Nerede kızım? Bizi hemen ona götür. Şu anda ameliyatı hazırlıyorlar. Size daha sonra tekrar bilgi vereceğiz. Yavrum. Göz göre göre eceline koştu kızım. Oğlumun yanında olmak istiyorum. Siz şöyle yatağa geçin. Ben de kişi için hazırlayacağım. Hamiyet. Oğlum nerede? Kalkma abi, ne yapıyorsun? Ne oldu oğlum, nerede? Ay Yılmaz Bey. Ay Yılmaz Bey. Oğlan ameliyat aldılar. Doktor her şey hazırlıklı olun dedi. Ay bu da nasıl hazırlıklı oldu? Allah. Allah aşkına beni kızıma götür ne olur. Olmaz teyzeciğim. Birazdan ameliyata girecek. Hem bir şey öğrendim de haber vereceğim ben sana. Ben bekleyemem. Ciğerim yanıyor, ciğerim. Ne arıyor bunlar gene burada? Ne yüzle geldiniz karşımıza? Bizim sizinle bir işimiz yok. Kızımızı görmeye geldik. Her şey senin o iblis kızının yüzünden. Yıktı yuvamızı. Yaktı oğlumu. Can çekişiyor oğlum. Can çekişiyor. Sen neler diyorsun Hamiyet Hanım? Ne diyeceğim Şeref Hanım? Ne diyeceğim? Senin kızının o eski kırığı var ya. Cüneyt'in. Vurdu geçti oğlum. Hazır mı? Hazır doktor bey.
Seni çok seviyorum. Ben sensiz nefes alamıyorum Yusuf. Sen olmadan yaşamak, gülmek nedir bilmiyorum. Her şeyim sizden benim. Ne yapacağız şimdi? Bitti mi her şey? Bittik mi biz? Ben hayatımda ilk kez birine böyle bağlandım. Yapmam dediğim şeyleri yaptı. Bu sevda gerçek aşk. İnanın ben de böyle olmasını dilemezdim. Hava da istemezdi. Aslında senin o kızının derdi neydi biliyor musun? Nikah engel olmak istedi ama beceremedi. Beceremeyince de bir intihar numarası çevirdi. O Cüneyt tebelleşti başımıza. Onun yüzünden oğlum can çekişiyor şimdi. Orada dur bakalım Hamiyet Hanım. Anası, senin de ciğerin yanıyor biliyorum. Ama benim de etimden et kopuyor. Kimin kime sebep olduğunu Allah bilir. Anladın mı? Allah, sırası mı şimdi bunların ya? O saysın döksün ben ağzımı açmayacak mıyım? Belki de içeride kızım son nefesini veriyor. Ben bunun hesabını kimden soracağım? Kendinizden sorun hesabı. Unutmayın hastanedeyiz. Yapmayın. Ne olur yapmayın. Sizin bu yaptığınızın ne Yusuf'a ne Havva'ya faydası var. Lütfen sessiz olun. Götürün bunları buradan. Memur Bey Allah aşkınıza bunları gözüm görmesin. Durmak istemiyorum oğlumun katilleriyle bir arada. Yapma Hamiyet. İnsanların ne günahı var? Görmüyor musun? Onlar da bizim gibi acılı. Buyurun sizi başka bir yere de misafir edin. Ne münasebet? Biz hiçbir yere gitmiyoruz. Eğer onlar çok istiyorlarsa işte kapı. Remzi Efendi. Bak haddini bil. Haddini bil. İnan bana çok kötü olacak. Ana dediğinin yüreği bir de kendi evladı için çarpmasa mı yatanım? Allah senin de oğluna uzun ömürler versin. Abla. Bana da haber edin iyi mi? Sultan bana bak. Artık safını belli edeceksin. Ya onlardansın ya benim yanımdasın. Her şeyin sebebi bu kız. Eğer benim yanımda olacaksan bu kızın adını ağzına almayacaksın o kadar. Etme Hamiyet Hanım. Hava da benim kanım. Sus! İstemiyorum. O iblisin adını bile almak istemiyorum. Ne yapıyorsun Hamiyet? Kendine gel biraz. Şöyle biraz sakinleş. Abla, lazım olursa buralardayım tamam mı? Sahibinin emrini duydum. Bize uzak, Allah'a yakın ol. Almışlar öyle mi? Annem nasıl? Aynı, aynı. Sakinleştirici verdiler. Şimdi uyuyor. Kabahat bende. O kız bana gelip kızını aramızdan çek dediğinde durup düşünecektim. Peki sana ne demeli? Ne diye kendini ateşin ortasına atıyorsun? İnsanın hayatı pahasına bile bile lades der mi? Baba, ben böyle olabileceğini nereden bilebilirdim ki? Ya o kurşunlardan biri sana gelseydi ha? Ya annene gelseydi?
ben ne yapardım? Sakin ol Hamiyet Hanım. Size sakinleştirici bir iğne yapacaktım. Ay, ay istemiyorum. Ben oğlumun yanından başka hiçbir yerde sakinleşmem. Yeter artık. Yeter, bırakın beni. Kimsenin evlat acısı yaşamasını istemem. Ama hava yaşayacak olursa Yusuf'la işiniz çok zor kızım. Ne huzurunuz kalır ne de rahatınız. Baba sana inanmıyorum. Şu söylediklerine bak. Benim bütün derdim sensin kızım. Biraz olsun kendini düşünsen. Bugün kendine kıyanın, yarın sana kıymayacağı ne malum. Tamam, yeter bu kadar, yeter. Bana bak Bade, bu eski çekişmelerimize benzemez. Seni göz göre göre ateşin içine atamam. Baktım olmuyor, çeker alırım seni oradan. Bu evlilik de başlamadan biter. Badeciğim. Anneciğim, nasıl oldunuz? Anne. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Çok. Gel bir tanem. Ah benim canım kızım. Korkma. Benim oğlum çok yiğit. Ne hayatından vazgeçer, ne de sen de. Sil bakayım gözyaşlarını. Oğlumun bize çok ihtiyacı var yavrum. Hadi. En çok da sana ihtiyaç var. Ulan bu nasıl bir günüdü kuzum, nasıl bir günüdü bugün? Teyze, ablan nasıl? İyi mi? Ameliyata almışlar ama ses yok. Yusuf Bey'imden bir haber geldi. Oğlanın damarında kan kalmamış ya. Nasıl yani? O da mı arabadaymış? Ne arabası kız? Senin dünyadan haberin yok. Cüneyt düğüne geldi. İlistir gibi delik deşik etti Yusuf Bey'im. Teyze, sen ne diyorsun? Ya.
Allah'ım sana el açmaya yüzüm yok. İnsanların ciğerine onmaz acıları kendi ellerimle saldım. Ama niyetim bu değildi yola düşerken. Şimdi istersen cehennemine çıra niyetine at beni yandım demem. Ucu dönmez belaları sal üstüme yeter demem. Ama ne olur Havva'mla Yusuf'uma kıyma. Ömrümden al ömürlerine kat. Analarından babalarından ayırma kuzularımı. Ne yapacağız hocam? Biz elimizden geleni yaptık ama tahribat büyük. Almaktan başka çaremiz yok. Kaldırabilecek mi dersiniz? Çok fazla kan kaybetti. Deneyeceğiz. Başka çaremiz de yok zaten. Çabuk temizleyin. Kanayan bölgeyi bulamıyorum. Allah'ım hayırlı haberler olsun ya Rabbi. Doktor bey nasıl olur? Nasıl geçti ameliyat? Operasyon bizi oldukça zorladı. Karın boşluğuna gelen kurşunları komplikasyon olmadan çıkardık ama... Aması ne Allah aşkına? Böbreğe isabet eden kurşun organı parçalamış. Maalesef hasar gören böbreği almak zorunda kaldık. Ben odamda bekliyorum. Görüşürüz. Havva'nın vücudunda ciddi kırıklar var. Bunlar iç organlara zarar vermiş olabilir. Bunu henüz bilmiyoruz. Kanamayı durdurmadan ameliyatı devam etmemiz çok riskli. Ben bunlardan hiçbir şey anlamadım. Ablam yaşayacak mı siz onu söyleyin bana. Henüz bir şey söylemek için erken. Ama kanama bizi zorluyor. Arif Bey, kan lazımsa söyleyeyim ben vereyim. Veyahut da
Başka bir şeye ihtiyacınız varsa söyleyin, hemen temin edeyim. Teşekkür ederiz Çin abi. Gerek duyduğumuz takdirde yardımlarınızı talep ederiz. Ya Yusuf Bey? O nasıl? Yusuf Bey ameliyattan çıktı. Ama durumu ciddiyetini koruyor. Allah'ım senin ikisine de yardım et ne olur. İzninizle benim ameliyathaneye dönmem lazım. Bu ablanızın üzerinden çıktı. Böyle ciddi bir yaralanmayı bu kadarla atlatması bile bir mucize Hamiyet Hanım. Dediğim gibi ömürleri boyunca tek böbrekle yaşayan nice insan var. Yarım bıraktılar oğlumu. Dilerim kendileri yarım kalır. Dilerim. Peki başka bir sorun yok değil mi? Teknik olarak öyle ama yine de bilinci açılıp kendine gelinceye kadar beklemekte fayda var. Ancak o zaman tehlikeyi tamamen atlattı diyebiliriz. Bu ne kadar sürebilir doktor bey? Umarım hemen. Uyanıncaya kadar göremeyecek miyiz abimi? Aslında görebilirsiniz ama yalnızca bir kişi. Hamiyet, sakın sen gitme. Hem oğlanı bu biçimde görmen iyi değil. Ah be Yılmaz Bey. Sen anlamıyorsun. Ben oğlumu görmezsem aklımı oynatacağım. Ben onunla iyi olabilirim Yılmaz Bey. Annem girsin. Sağ ol ya. Bunlar da Yusuf Bey'in şahsi eşyaları. Hallere getirenler. Allah'ından bulsun inşallah. Dilerim. Kurban olsun annen sana. Ne kadar korktum biliyor musun? Ne kadar korktum sana bir şey olacak diye. Yusuf'um. Allah'ım sana bin şükür. Allah'ım sana bin şükür.
Ölmüş. Ah be Yusuf. Yere düşerken onu sayıkladın. Gözünü açıyorsun, gene onu sayıklıyorsun be çocuğum. Allah aşkına, Allah aşkına biraz kendini düşün yavrum. Allah aşkına. Sebebin oldu be çocuğum. Beni Allah'a götüren de. Öldüyse bırak ben de öleyim. Ben de öleyim. Ne günah işledim bilmem ki. Ne günah işledik. Kendine geldi sayılır değil mi baba? Baksana kızım, gözlerini açtığına göre herhalde daha iyi olmalı. Ama biraz bekleyelim. Annenden alırız iyi haberleri. Hemşire konuşuyor demişti. Demek ki daha iyi. Oğlum nasıl Hamiyet? İyi mi abim? Acısı var mı? Allah'a bir şükür. Açtı gözlerini. Kurtuldu oğlumuz Yılmaz Bey. Allah'a çok şükürler olsun. Konuşuyormuş peki. Ne dedi? Yani... Seni sordu bir tane. Gözlerini açar açmaz hem de. Çok merak etmiş seni. Korkmuş sana bir şey olacak diye. Allah'a çok şükür. Allah bize bağışladı onu. Pamuklara sarar sarmalarız beyimi bundan sonra. Çok şükür. Elbette Sultan. Zaten size emanet. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım ha. Ben de geleyim mi Hamiyet? Yok Yılmaz Bey yok. Hem bir sakin kalırım. Falan istemiyorum. Ama ne olur. Ne olur oğluma bu kadar acıyı reva görme. Ne olur. Seni göz göre göre ateşin içine atamam. Aklım olmuyor. Çeker alırım seni oradan. Yok.
Buna izin veremem. Artık bir şey yapmalıyım. Zamanı geldi de geçti. Herkesin tek bir derdi var Hancıoğlu soyu. Sanki bizim kızımızın canı canı değil. Niye öyle düşünüyorsun baba? Havva için de ellerinden geleni yapıyorlar. Sen telaş etme. Nereden belli? Tıktılar bizi bu deliğe. Ne arayan var, ne soran, ne haber veren. Az önce durumunu anlattılar ama ameliyat hala devam ediyormuş. Nihayet adam yerine konduk. Kızım nasıl? Bitti mi ameliyat? Henüz bitmedi. Komplikasyonlar devam ediyor. Karın boşluğundaki kanamayı durduramadık. Çarpmanın etkisiyle beyninde de kanama başlamış. Ama hala umut var. Öyle değil mi doktor? Yani ameliyat devam ediyor ve bunu atlatacak, öyle değil mi? Beyindeki hasarın ciddiyetini henüz bilmiyoruz. Beyin cerrahı arkadaşımız birazdan operasyona katılacak. İkinci bir ameliyat alınması gerekiyor. Bunu haber vermek için geldim. Kızıma bir şey olursa ben buna dayanamam doktor. Anne yapma ne olur. Kızınızı kurtarmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Lütfen metanetli olun. Teşekkürler. Biz sizden haber bekliyoruz. İzninizle. Yusuf Bey'i sormuştunuz. Hayati tehlike atlattı. Yoğun bakım alındı. Çok şükür. Allah anasına babasına bağışlasın. Tanısa ahbabın başına iş yalan. Dayan Havva'm. Dayan ortağım. Sana yakışmaz vazgeçmek. Dayan. Dayan. Sultan. Bismillah. Hayırdır hanımım? Bir haber aldın mı? Nasılmış abla? Çıkmış mı ameliyattan? Nereden bileyim? Yasak ettin ya yanlarına gitmemi. Allah aşkına yalan atıp durma sultan. Allah canım alsın, içeri girmedim. Doktoru görünce öyle gizli gizli dinledim. Biliyorsun teyze ana yarısı. Yüreğim hem Yusuf Bey'im için hem de Havva için yanar. Tamam, tamam. Uzatma da söyle. Nasılmış peki? Haberleri iyi değil. Ameliyatın biri bitmeden ötekine başlayacaklarmış. Kız baya baya can pazarında, sağ çıkar mı belli değil yani. Remzi Efendi'yi çağır bana sultan. Odada bekliyorum. Hayırdır? Niye soru soruyorsun? Ne diyorsam onu yap sen. Tamam da hanım, hani yaka paça ettin ya bunlara, gelir mi diye diyorum yani. Sultan, bir daha söylüyorum. Ne diyorsam onu yap. Ayrıca ilave et ona. Gelmesi hayrınadır. Teyze. Sana yanımızda yöremizde dolanma demedim mi? Kızlarımdan ırak, cehenneme direk ol. Etme abla. Aklım, yüreğim Havva'mdan bir. Olmasın sultan, olmasın. Ne geldiyse başımıza bir olmanızdan geldi zaten. Anne, sırasın bunların şimdi. Sözün hiç çiğnemezdim ama... Ah, Hamiyet Hanım illaki Remzi'yi görmek istedi. Demek yine kanına değil,
karnını doyurana hizmet için buradasın öyle mi? Niye çağırmış beni bakalım? Hanımın? Gelirse kendi iyiliğine dedi. Sen bilirsin artık. Ya kraliçe buyursun bizi hastanenin dip köşelerine atsınlar. Buyursun ayağına gidelim ha? Uzun etmeyin işte. Merhametli kadındır Hamiyet Hanım. Hava için bir yardımda bulunacak herhalde. Ondan gelecek hayır Allah'tan gelsin. O kaşıkla verdiğin kepçeyle geri alır. Ona muhtaçlığım yok benim çok şükür. Hükümet gibi damadım var benim. Son sözün bu mu enişte? Budur baldız. Havadan bir haber çıkarsa bana da deyin. Allah rızası için. Tamam teyze, söylerim ben. Koyun can derdinde, kasap et peşinde. Ama hancı oğlana verecek bir parçam daha yok benim. Hamiyet Hanım. Ben de az önce Yusuf Bey'in yanındaydım. Durumu stabil. Bir dakika. Ben buraya Yusuf'um değil. Havva Karagül'ün durumunu öğrenmek için geldim. O nasıl doktor bey? Yaşayacak mı? Beyin cerrahını bekliyor arkadaşlar. İç kanamasını kontrol altına alamamışlar henüz. Yani kurtulma ihtimali var mı? Baldız, nerede Hamiyet Hanım? Saydın mı fikrinden? Yok, demin kovdu ya bizi. İki çift lafım var kendisine. Hadi bakalım. Hem ayağına çağırtıyorsun, hem de burada bekletiyorsun Hamiyet Hanım. İçeride konuşalım Remzi Efendi. Hala bizimle ne uğraşıyorsun Hamiyet Hanım? Çekil elini üzerimizden artık. Bizim tek isteğimiz var, o da kızımızın iyileşmesi. Remzi Efendi. Hepimiz çocuklarımızın iyiliğini istiyoruz. Evet. Seni bu yüzden çağırdım buraya. Geç otur hele. Seninle aynı dili konuşmuyoruz. Biliyorum. Ama bu defa anlaşacağız. Hiç kuşkum yok. Hamiyet nereye kayboldu Hasan? Tuvalettedir herhalde abi. İstersen gidip bakayım. Yok canım boş ver. Sen de çok yoruldun zaten. Bırak nasıl olsa gelir. Hepinize çok geçmiş olsun Yılmaz Bey. Hoş geldiniz müdürüm, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Olayı duyar duymaz geniş bir araştırma başlattık. Müdürüm ne olursunuz Allah'ını severseniz bu serseriyi yakalayın ve cezasını verin. Yoksa bize ne rahat var ne huzur. Merak etmeyin. Ürgüp'ün sınırlarına ekipler yerleştirildi. Bir ekip de failin ailesini sorguya alacak. En kısa zamanda yakalanacağına şüphem yok. Sağ olun. Yalnız sizin ifadelerinize de ihtiyacımız var. Hay tabii. Tabii. Bunu yapan şahsı tanıyor musunuz? Tanımaz olur muyuz? Cüneyt bizim yanımızda çalışıyordu. Nerede olabileceğiyle ilgili bir fikriniz var mı? Vallahi benim pek yok ama belki Mehmet'in vardır. Nereden bilsin abi? Mehmet'in o soysuzla ne ilişkisi olabilir? Hasan, Cüneyt'i bizim yanımıza kim soktu? Mehmet. O zaman demek ki bir dostlukları, ilişkileri var bunların.
Mehmet Bey nerede? Kendisiyle konuşursak faydası olur belki. Sahi Mehmet nerede? Düğünde de yoktu, bak şimdi hatırladım. Yahu ne biçim şey bu böyle? Yedi düvel buraya geldi bizim olayımıza, yeğenim burada yok. Yusuf Bey ile Mehmet Bey arasında bir husumet mi var yoksa? Ne münasebet efendim? Onlar bir kere kardeş. Ya bir aksilik olmasaydı Mehmet burada olurdu. Ben hemen arayıp öğreniyorum şimdi. Buyurun. Hayırdır? Kutlamalar başladı mı yoksa? Mehmet neredesin sen oğlum? Ha? Kaç defa aradım, telefonum kapalı. Kıbrıs'tayım. Senin ne işin var orada? Sevdiğim kadın Yusuf'la evlendikten sonra o eve dönmemi kimse beklemesin baba. Bunu sonra konuşuruz. Sen hemen atla gel. Gelemem. Oğlum başımıza neler geldi biliyor musun? Düğünü silahla bastılar. Ne? Bade nasıl? Ona bir şey oldu mu baba? Yok, yok. Olan kardeşi Yusuf'a oldu. Onun dışında herkes iyi. Kardeşmiş. Yusuf benim can düşmanım. Yoksa öldü mü? Yok. Çok şükür yaşıyor. Kim yaptı bunu, Havva mı? Yok. O da kendi canına kıymaya kalktı. Şimdi hastanede ameliyata aldılar onu. Yusuf'un canına kasteden Cüneyt. Ne? Neyle vurdu? Yakalandı mı? Yok, hayır. Ama jandarma da polis de peşinde. Ben aslında seni bunun için aradım. Sen bir Cüneyt'in yerini yurdunu biliyor musun? Ben nereden bileyim baba? Adamın çobanı mıyım ben? Ben de öyle söyledim. Mehmet'in ne haberi olsun dedim. Neyse, sen hemen buraya gel. Yusuf'un da bizim de sana çok ihtiyacımız var. Neredeymiş Hasan? Sabahtan beri ortada görünmeyince bir aksilik olduğunu anlamıştım. Çok yakın asker arkadaşı vefat etmiş. O da apar topar İstanbul'a gitmiş. Telaştan haber verememiş. Öyle ha? O zaman başı sağ olsun. Peki o zaman. Mehmet Bey gelir gelmez emniyete uğrarsa seviniriz. Güle güle. Tabii tabii. Gelir gelmez ben gönderirim. Delirdin mi sen kadın? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Sen niye sinirleniyorsun ki Remzi efendi? Ben Havva için en iyisi neyse onu düşünüyor. Ayrıca şöyle bir düşün. Bu bir fırsat. Ömrün boyunca bir daha karşılaşamayacağın bir fırsat. Fırsatmış. Sen paranla her şeyi satın alabileceğini sanıyorsun. Tamam. Fakiriz. Muhtacız diye eline baktığımız oldu ama bu kadar uzun boylu değil. Ben kızımın canını satılığa çıkarmadım. Açsana şu telefonu oğlum, hadi açsana şu telefonu. Telefonu açsana. Ne yaptın sen? Ne duyduysan onu işte. Senin intikamını aldım ama... Olan zümrüt gözlü mü oldu? O yüzünden öldü. Bana da yaşamak artık haram. Hakkını helal et. Manyak mısın sen? Havva ölmedi ki. Ulan yolunda ölüp gideceksin. Hiç boşuna uğraşma abicim.
Kendi gözlerimle gördüm son nefesini verdiğini. Oğlum deli etme beni. Kızı hastaneye götürmüşler. Yusuf da oradaymış. Sen öleceksin de ne olacak? Onlar yine birbirlerine kavuşacaklar. Havva... ölmemiş mi yani? Ben sana hiç yalan söyledim mi aslanım? Oh be. Dünyalar benim oldu be abiciğim. Allah senden razı olsun. Cücü. Sen silahı nereden buldun oğlum? Senin silahınla indirdim sizi. Hani elinden almıştım ya. İyi dedin aslanım. Aferin sana. Aferin. Bana bak, ben oraya gelinceye kadar o silaha mukayyet ol, tamam mı? Kendini de yakalatmayacaksın. Havva'mı bir kere dünya gözüyle göreyim. Daha da bir şey istemem. İstersen çek vur beni. Ne Havva'sı? Polis her yerde fellik fellik seni arıyor, haberin var mı? Bana bak, oraya geldiğim gibi uçuruyorum seni. Onun için şimdi gir bir deliğe. Ben gelinceye kadar da o delikten çıkma. Yoksa senin aklını alırım Cüneyt. Havva'mı görmeden şuradan şuraya gitmem. Anladık aslanım. Ben bir hal çaresine bakacağım. Ama sen kendini ateşe atma, tamam? Alo. Dayan sevdam. Geliyorum. Ben de sana bakıyordum. Sırra kadem bastın, hayırdır? Ne o? Artık helada da mı rahat yok baldız? Neyi merak ettiğimi biliyorsun, ne dedi Hamiyet? Hiç. Havva'yı postalamak istiyor değil mi? Sesin çıkmadığına göre tam da üstüne bastım. Havva'yla oğlunu aynı çatı altında tutmaz bu karı. Sanki kızın oğlanı düşünecek canı vardı. Vallahi helal olsun baldız. İçinden yemek yediğin kabın kıvrımlarını iyi biliyor. Yusuf'la Havva aynı hastanede olmasınmış. Havva'yı pamuklar arasında bakacakları başka bir hastaneye nakledeceklermiş. Üstüne tonla da para teklif etmiştir. Kabul etseydin buranın faturası gol gibi çıkar. Ödeyemem vallahi. Bana akıl verme baldız. Senin aklın kendine anca yeter. Ne dedim ki ben? Para var, huzur var. Sen de biliyorsun bunu. Kızımın canını satılığa çıkartmadım ben. Bunu sen mi diyorsun genişte? Kes artık. Bu konu kapanmıştır. Bana bak. Şeref'in konudan haberi olmasın ha. Ya haberi olsa ne olacak? Kadın bir hayır edeyim demiş. Ne olmuş? Ne diyorsun ama baldız? Cüneyt yine işleri Arap saçına çevirdin.
Hoş geldin gülüm. Hoş bulduk Adil'im. Ben pazar alışverişini yaptım. Akşama gelirken sen de pide al. İftara geç kalma, olur mu? Tamam. E otur bir soluklan. İyi bari. Mehmet Hancıoğlu abi. Neden ki? Buyur Mehmet Bey. Mehmet Bey sen ciddi misin? Nerede şimdi Cüneyt? Ne o? Buraya gelmemize izin çıktı bakıyorum. Ne kıymetli dölleri varmış. O Yusuf denen herif kızımın canına ot tıkadı, kimsenin umurunda değil. İçeriden bir haber yok mu? Baba sen neredeydin? Biraz önce buraya geldiğimizde haber vermek için sana baktım. Bulamadım seni. Hava almaya çıktım dışarıya. O soluduğun hava ciğerini dağlamadı mı? Bu ateşin fitilini kendi ellerinle yaktın. Aldığın her nefesi kızıma borçlusun. Eğer kızımın soluğu kesilir, canı uçarsa... bunun sebeplisi sen olacaksın. Anne böyle söyleme lütfen. Ablam atlatacak bunu. Her şey düzelecek. Böyle kötü düşünmeyi bırakın artık. Tabii güzel kızım. Tabii canım kızım. Ablan bütün dünyaya inat... aslanlar gibi dimdik çıkacak oradan. Yusuf'un karısı. Ablam hayata döner de... sevdiği adamın... başka biriyle evlenmesine nasıl dayanır baba? Ya yine canını kıymaya kalkarsa? Yıktın gitsin tampon. Dursana kardeşim. Alo. Ya herif umursamıyor ya. Koşuyorsun deli deli. Allah kahretsin ya. Herif tamponuma vurdu. İndirdi, bastı gitti. Canından öte mi bir hastanım benim? Takarsın yerine olur gider, boş ver. Ya tamponunda falan değilim anne. Hakkımı yerde bırakmam. Ödetirdim ben bunu herife. Kim bastı zamanını aslanım? Boş ver usta ya. Hakikaten şu alemde her şey boş Yılmaz'ım. Bak koca Yusuf Bey'i düğün gününde kurşunla taramış geçmişler. Bugün varsın... sonra birden yok. Hangi Yusuf Hüseyin efendi? Bildik biri mi? Tabii ya. Şu anca oğulların Yusuf yok mu? O işte. Bu bizim Yılmaz amcanın oğlu.
Yalnız Yusuf vurulmuş. Başka birine bir şey olmuş mu? Vallahi duyduğum kadarıyla kan gövdeye götürmüş. Yusuf ve Celil ile boğuşuyormuş. Yılmaz Bey'i de kurşunlamışlar. Meydandaki hastaneye kaldırmışlar. Bak çok üzüldüm şimdi ya. Çok emeği vardır Yılmaz amcanın benim üzerinde. Ya bak bak bak. Ya gencecik çocuğa ölümü kondurmak da zor. Yılmaz Bey'in durumu nasılmış? Vallahi bilmiyorum Sabiha Hanım. Yaşlı başlı adam. Kurşun yarası almış. Kolay mı? Doğru diyorsun. Allah şifalarını versin. Ben bir eve gideyim. Hayırlı işler. Sağ olasın hacım. Meydandaki hastaneye olur. Hala narkozun etkisinde. Zaman zaman uyanıp tekrar uyuyor. Seni bir daha göremeyeceğim diye çok korktum. Hadi. Nasılsın? Ağrın var mı? Her şey geçecek. Merak etme, bunu da atlatacağız. Bana doğru söyle hadi. Ama ne oldu? Yusuf'uma bir şey mi oldu yoksa? Yok. İyi Yusuf. Oturun lütfen. Yusuf iyi. Sadece birazcık ağrısı var. Ama onun canını en çok Alman'ın durumu acıtıyor. Nereden çıkardın bunu Allah aşkına kızım? Söylemesine gerek yok. Aklı fikri Havva'da. Merak ediyor tabii. Daha gözünü açar açmaz yaşıyor mu diye sordu. Hadeciğim, bunun bir anlamı yok ki. Herhangi bir şey hissettiğinden değildir o. Merhametlidir benim oğlum. İnsanlığından sormuştur ayol. Endişelenmenize gerek yok anneciğim. Ben her şeyi bilerek evlendim zaten Yusuf'la. Zamanla içindeki her şeyi bitirir demiştim. Ama şimdi görüyorum ki onların aşkları ölüme bile meydan okuyacak kadar güçlü. İzninizle.
Kapı bu. Beyefendi iyisiniz. Koş. Herhalde var, koş. Beyefendi iyisiniz. Hemen ben gel. Çabuk, çabuk, çabuk. Kim bilir hangi deliğe saklandı bu serseri? Eğer buraları terk etmeden yakalanamazsa işimiz çok zor. Biz ifademizi verdik abi. Şimdi elimizden geleni yapacağız. Yılmaz Bey, sargınızı değiştirmemiz gerekiyor. Ben iyiyim kızım. Kalsın böyle. Önce Yusuf'u görmem lazım. Abi, Yusuf seni bu halde görmese, hiç olmazsa şu sargıyı değiştirelim. Tamam Hasan'cığım, tamam. Kurşun yarısı. Hemen acil müdahaleye alalım. Laboratuvara yollayın. Hocaya da haber verin. Dokularda epey hasar var. Burası mı? Havva Karagil. Heh, buraya getirmişler. Tıl iyi mi? Bilmem. Siz dinlenin. Ben hemen öğrenip geliyorum. Memur bey, acil odasında silahlı bir yaralı var. Kurşunlanmış. Aradığınız adam belki o olabilir. Hemen gidelim. Şurada. Hangisinde? Burada. Burada kimse yok hemşire hanım. Nasıl olur? Daha demin buradaydı. Tüm hastaneye sarı. Sen oraya. Ne müstadın sen? He? Hem ortalığı yık geç, bir de kalk buralara kadar gel. Havva yaşıyormuş biliyor musun Adil? Havva Havva diye geberip gideceksin. Kızın da umurunda olsan bari. Millet fellik fellik seni arıyor. Arasınlar. Yeter ki Havva'mın yüzünü bir kere göreyim Adil. Bana ne isterlerse yapsınlar. Kız ameliyatta zaten, istesen de göremezsin. Hem bir yakalarlarsa bu sefer müebbete çarptırırlar. O deliğe bir daha girersen olan aklını da yitirirsin. Şuradan sağ salim bir çıkalım. Ben sana sorarım bunu. Sessiz olsana oğlum. Evet. İyi misin sen? Vuruldun mu sen? İyisin değil mi? İyiyim Hasan. Sen şöyle otur, ben bir tuvalete gideyim. Ah. Yılmaz. Sabiha. Çok şükür ayaktasın. Çok şükür. Çok şükür. Pınar, Murat'la birlikte eve gidin. Münevvere de bana da biraz elbise getirin. Rahat bir şeyler olsun. Baksana, düğün kıyafetlerine kaldık ayol. Hadi çocuğum, hadi. Tamam hanım. Yılmaz Bey yok mu Emiyet Hanım? Koluna pansuman yapılıyordu. Hayır olsun, bir şey mi var? Arkadaşımız bir süre yoğun bakım önünde nöbet tutacak. Neden? Bir sorun mu var? Acildeki bir hemşire zanlının az önce yaralı olarak buraya geldiğini beyan etti. Verdiği eşkal sizin ifadelerinize uyuyor. Telaşlandırmak istemem ama silah taşıyormuş. Tedbirli olmakta fayda var. Nasıl yani? Ben hiçbir şey anlamadım. O cani şimdi böyle elini kolunu sallayarak buralarda mı dolaşıyor?
Ömrümden ömrüm bitti. Ya sana bir şey olsaydı ha? Senden uzakta yaşamayı kabullendim. Ama sensiz diye dayanamazdım. Gördün işte Sabiha. İyiyim, hiçbir şeyim yok. Yeter, daha fazla uzatma. Anne. Yılmaz amca. Geçmiş olsun. Sizi merak ettim çok. Yusuf kardeşim nasıl, sen nasılsın? Sağ ol evladım, sağ ol. Hamdolsun iyiyiz. Yusuf da tehlikeyi atlattı. Hüseyin efendi anlatınca dayanamadım. Ben de bir geçmiş olsun da geleyim dedim. Belki de bileyim bir şey lazım olur falan diye düşündüm. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Allah sana. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun geldiğiniz için ama işinizden gücünüzden de olmayın ha. Aa, olur mu öyle şey Yılmaz Bey? Böyle bir durumda iş gücü olur mu? Yok. Yok. Yılmaz Bey neredesin Allah aşkına? Ne oldu Ahmet? Yoğun bakımın kapısına polis koydular. Cüneyt buradaymış. Ne diyorsun sen ya? Nasıl olur böyle bir şey? Sabiha Hanımlar da başımıza gelenleri duymuşlar da sağ olsunlar geçmiş olsuna gelmişler. Kötü haber tez duyulur tabii. Geçmiş olsun Amiyat Hanım. Eğer yapabileceğimiz bir şey varsa... Yok yavrum. Sağ olun. Sağ olun. Biz de oğlanın yanına gidelim ha. Ayaklarınıza sağlık tekrar. Ne iş var Allah aşkına gene bunların burada? Veli nimetleri öldü diye mi korktular? Ayıp oluyor Amiyat Hanım. İnsanlar geçmiş olsuna gelmişler. Ay bırak Allah aşkına. Yılmaz Bey bu yanaşmalara çok yüz veriyorsun. Ben onu bilir onu söylerim. Anne, insanların canı burnunda. Keşke yarın falan gelseydik. Biz insanlığımızı yaptık oğlum. Gidelim. Havaya bir şey oldu demez sakın. Hala ses yok. Asıl sen şeydi. Ne bu nöbetçi filan? Hamiyet Hanım bütün polisi dayak buza mı geçiyor? Hamiyet'in işi değil. Az önce komiser geldi. Cüneyt buralarda görülmüş. Deme ya. Ne işi varmış ki? O da yaralıymış. Hemşireleri Havva'yı sorunca aymışlar. Niye sormuş ki kızımı? Neden acaba? Otur da salaklığına yan. Hamiyet'e he deseydin şimdi 10 numara hastaneye konduydum. Bu herifin sağa solu belli olmaz. Yakalanırım falan dememiş, belinde silahla gelmiş buralara. Yok canım, Havva'ya zarar vermez o. O Yusuf'u Havva'yı terk etti diye vurmuştur. Yoksa niye bassın ki nikahı? Hem elini kana bulayacak Havva için, hem de kızıma zarar verecek. Olmaz öyle şey. Herif delirmiş diyorum sana ya. Sağ solu belli mi olur? Ecelin nefesi ensende yaşayacağına he de hamiyeti olsun bitsin. Aracı da olurum istersen. İstemez. Sebep? İstemez dedim o kadar. Hala baygın. Mert Bey. Hoş geldiniz Mert Bey. Durumu nasıl? Kurşun hemen çıkarılsa böyle olmazdı.
Enfeksiyon kaparsa işi zor. Bence en kısa zamanda hastaneye gitmeliydi. Böyle olması icap etti. Arada siz olmasanız bu şartlarda böyle riske hiç girmezdim Mehmet Bey. Ben de sana güvendiğim için buradasın Mert. Merak etme. Gereği neyse yapacağım. Nerede buldun bunu? Tahmin ettiğin gibi oldu abi. Hastaneden topladım manyağı. Elini kolunu sallaya sallaya havayı arıyordu. Arabaya bindirip buraya getirene kadar ömrümden ömür gitti. Hava. 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 Ne yaptın sen? Senin yapamadığını. Geçmiş olsun abi. Sağ ol, sağ ol. Hanımım gönderdi. Dediklerimi iyice bir düşünsün dedi. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne? Benden haber gelene kadar bir yere kıpırdamayacaksın. Ben de şu yurt dışına çıkış işiyle ilgileneceğim. Bir de şu silahı ver de bir an önce yok edeyim. Versene oğlum, zaten yeterince kabulandık. Önce Havva'yla görüştüreceksin beni. Kafayı mı yedin sen? Ha? Millet dışarıda fellik fellik seni arıyor. Yakalanman an meselesi. Bir an önce sınıra gitmezsek çıktığın o deliğe tekrar geri döneceksin. Havva'yı görmeden gitmem. Hem onun kimi sevdiğini anlamıştır belki. Benimle gelir belki. Bir daha Yusuf'a bırakmam onu. Azrail'le oyun oynuyorsun oğlum. Adil, konuş şu salakla. Ben dedim abi, kafayı kırmış bu. Ağır gel Adil. Ben diyeceğimi dedim. Sen götürmezsen ben kendim giderim. Hareket edecek Adil mi var? Ha? Uzatma da ver şu silahı. O benim sigortam Mehmet kardeş. Bugün değilse yarın ayaklanacağım. Sen de bana yardım edeceksin Havva'yı görmek için. Yok eğer hayır dersen ben de silahı paşa paşa polise götürürüm. Bu silah Mehmet Hancıoğlu'ndu. Beni cinayete azmettirdi derim. Sonra da yurt dışına kaçtı derim.
topladım sanıyordum. Yok kalmış. Anneciğim. Hani sen biz küçükken zaman geçmiyor diye sıkıldığımızda gözlerinizi kapatın. O zaman saatler su gibi akıp geçer derdin. Şimdi sen kapat gözlerini. Sana söz veriyorum. Açtığında ablam iyi olacak. Her şey yolunda mı? Elimizden geleni yaptık. Ancak hala beyninde fırtı var. Gerekli müdahale yapabilmemiz için iç kanamanın stabil hale gelmesini beklememiz gerek. Bu durumda ikinci bir ameliyatı kaldıramayabilir. Ne yani doktor? Kızımı yine kesip bitecek misiniz? Beyninde kalıcı hasar olmaması için ameliyat şart. Şimdi uyutuyoruz hastamızı. Önümüzdeki 24 saat çok kritik. Ablam. Ablam. Bunca saat kızımdan iyi haber almak için bekledi. Kızımın canını bize bağışla ya Rabbi. Peki doktor bey, acaba başka bir hastaneye mi götürsek? Ya da ne bileyim Havva'yı İstanbul'a mı taşısak? Tabii siz bilirsiniz Çınar Bey. Ama ben sabaha bekleyelim derim. Nereye giderseniz gidin size aynı şeyi söyleyeceklerdir. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok mu yani? Dua edin. Havva Hanım'ın en çok buna ihtiyacı var. Müsaadenizle. İyi misin Toprak? Hele bir sabah olsun. İnanıyorum ki her şey düzelecek. Düzelecek tabii. Her şey eskisi gibi olacak. Ben elimden ne geliyorsa onu yapacağım. Sınadığın yetmez mi Allah'ım? Ha, geldin mi oğlum? Geçmiş olsun amca. Sağ ol oğlum, hoş geldin. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sana ne oldu amca, neyin var? Ne olacak? O serserinin kurşunlarından bir tanesi de benim kısmetime düştü. Ama Allah'tan hafif atlattım. Verilmiş sadakanız varmış. Öyle. Yusuf nasıl baba? Kurşunların çoğu karnına gelmiş. Tek böbreğini parçalamış. Ameliyatla aldılar o böbreği. Allah kahretsin. Serserinin derdi neymiş? Ne bilelim dertlerinin ne olduğunu? Biliyorsun, oğuldan da babadan da hiç haz etmezdik. Sen tutup adamı içimize koydun. Amca, böyle olacağını bilsem işe alır mıydım hiç? Babam söyleyince deliye döndüm zaten. Ama siz merak etmeyin. Ben o serseriyi bulur bulmaz cezasını kendim keseceğim. Mehmet, oğlum. Sakın bir serserilik edeyim falan deme. Senin yapacağın tek şey
O serseri hangi deliğe girebilir, nerede olabilir, kimlerle buluşabilir onu polise haber vermek. Bırak gerisini onlar halletsinler. Sen karışma sakın. Yani bildiğim bir şey yok. Ama bir hal çaresine bakarız. Ne yaptınız? Siz de cenazeyi kaldırabildiniz mi bari? Yok. Yetişemedim. Şu asiliye bak. Ne burada olabildin ne arkadaşının cenazesine yetişebildin. Kısmet işte baba. Gençmiş ha. Trafik kazası mı? Hastaydı. Aslında dağ gibi çocuktu. Ne yapalım? Allah taksiratını affetsin oğlum. Geçmiş olsun. Sağ ol. Çok üzüldüm Made. Duyar duymaz geldim. Ama yalnızca senin için üzüldüm. Bunu bil. Hesapta Yusuf'la Havva yandı değil mi? Ama asıl bu ateş seni yakacak Bade. Ya ben bir şey yapamayacağım diye çok korkuyorum. Yusuf artık benim kocam. Onun yandığı bütün ateşlerde gönüllü yanarım ben. Arkadaşlara takıldım, geç gelirim. İstanbul'dan çantacı geldi. Mal alıyorum. Bekleme beni. Çantacı. Hava. Gitme Hava. Hava. Abicim iyi misin? İyi misin? Mehmet'ten haber var mı? Anlaşıldı. Bu tırsaktan bir numara olmayacak mı? Benim başımın çaresine bakmam lazım. Cüneyt delirme yat aşağı. Adil. Benim hemen Havva'yı görmem lazım. Hay Havva'na da sana da. Görüştürecek adam işte. Sabret biraz. Sabredemem Adil. Sabredemem. Ya ne laf anlamaz adammışsın. Delirdin mi? Ecelin mi geldi Cüneyt? Değil değil ama. Sanırım Havva'mın eceli geldi Adil. Rüyamda gördüm. Kollarım da ölüyordu Adil. Kollarım da ölüyordu hadi. (Gülüyor)
anneciğim. Canım ablam benim. Hatırlıyor musun? Kardeşimiz buldu toprağı verdiğimizde bana bir söz vermişti. Ben senden sonra öleceğim. Sana bu acıyı yaşatmayacağım demişti. Çok küçüktük. Ölümünü bilmesek de ayrılığın acısını çok erken öğrendik. Abla, 7 yaşındayken bana verdiğin sözü tut şimdi. Nazlım'dan ayrılalı daha 1 sene bile olmadan sen de bırakıp gitme ne olur. Annem için, benim için dayan. Ne olur, terk etme beni. Topraklı küçükken terasta oturup balondan nasıl göründüğümüzü hayal ederdim. Çocukluk işte. Hatta bir abimiz vardı, Mustafa abi. Baloncunun yanında çalışıyordu. Bir sabah söz verdi bize, toplanın gelin dedi. Biz de o heyecanla sabah ezanıyla yola çıktık. Gittiğimizde vazgeçmişti. Çok üzüldük, çok kızdık. Ağladık hatta. Sonra bize yine terastan balonları izlemek kaldı işte. Ben en çok Ilara Vadisi'nin nasıl göründüğünü merak ediyorum ama bu gidişle kısmet olmayacak herhalde. Ben size teşekkür etmekten başka bir şey yapamıyorum. Elimden başka bir şey gelmiyor. Ne zaman karşıma çıksanız hayatımda güzel bir şey var. Burası aşk vadisi. Bizim aşkımız kadar kocaman burası. Benim bu aşktan aklım, gözüm kör olmuş, sen anlamıyor musun? Yüreğim tutulmuş sana. Her şeyi seni kaybetmemek için yaptım ben. Yine olsun, yine yaparım. Çünkü senin sevdiğin kadın seni çok seviyor. Seni her şeyden çok seviyor. Ben seni anladım. Sen de beni.
Girin. Her şey konuştuğumuz gibi olacak değil mi doktor bey? Bir aksilik falan çıkmaz değil mi? Merak etmeyin ameliyat hanım. Çıkmayacak. Beyim? Bu kadar dinlenmek yeter kızım. Hastaneye gidiyorum. Yusuf'u merak ettim. Beyim yukarıda kahvaltı hazırdı. Şimdi böyle aç açının bu ilaç içilmez ki. Yok yok. Ben yoldan bir şey alır atıştırırım. Sen merak etme. Tamam oldu o zaman. Ben Murat'ı uyandırayım. Sizi hastaneye bıraksın. Hayır. Çocuğu hiç rahatsız etme. Zaten son zamanlarda çok yoruldu. Bırak dinlensin. Hem ben taksi çağırdım zaten. Tamam beyim. Biz de çıkarız birazdan. Bir şeye ihtiyacınız olursa arayın. Acele avanosa gidiyoruz oğlum. Tabii efendim. Kim o? Benim. Uyuyor hala. Allah kahretsin. Sen benimle bir dışarı gelsene. Silahını mı aradın abi? Biliyor musun nerede olduğunu? Nereden bileyim abi? Bütün gece seni sordu durdu. Bir ara kalkıp gitmeye niyetlendi. İnan olsun zor durdurdum. Abi nasıl ayarlayacaksan ayarla. Şu kızı görüp defolup gitsin. Yoksa ikimizin de başını yakacak bu divane. Benim de korkum bu ya. Herife yardım edelim dedik burnumuzu sokacak. Bak aslanım. Bu işin önünü kesmemiz lazım. Nasıl olacak ki abi o? Ben üstüne gittikçe hırlaşıyor. Onun için senden bir iyilik isteyeceğim. Aman abi benden bir şey isteme. Tamam Cüneyt benim kardeşim ama benim hanım da sabaha kadar merak etti durdu. Ona mı laf yetiştireyim bunu mu zapt edeyim bilemedim. Gözünü seveyim başkasını dik şunun başına. Ben de çocuklarının nafakası için yardım et diyorum ya Adil. Bu dükkan kira değil mi? Al işte sana açık çek. Anlamadım. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok aslanım. Eğer bu silah Cüneyt'te kalırsa bir daha patlar. Ve bu sefer kimin zarar göreceği belli olmaz. Eğer kardeşini seviyorsan ne yap et o silahı al. Ben de seni kira derdinden kurtarayım. Sağ ol oğlum. Sabiha, biraz bahçeye gel.
Hayırdır? Seninle anlaşmamız böyle miydi bizim ha? Hani ailemin yanında yakınında olmayacaktın? Ne oldu da yıllar sonra bu aramızdaki akdi bozdun sen? Ben el miyim Yılmaz? Senin vurulduğunu duyduğumda ne hale geldim haberin var mı? Ömrümden ömür gitti. Sana ne be kadın benden? Ne demek öyle o? Ha, seni merak etmek de bir kabahat oldu. Ben burada oğlumun derdine yanmış tutuşmuşum, sen neler anlatıyorsun? Ben de oğlumun derdindeyim Yılmaz Bey. O kurşun kalbine gelseydi benim evladım gibi ortada kalacaktı. Yıllarca sustum. Ne verdiysen Allah razı olsun dedim. Yanaşma yerine koydunuz, sesimi çıkartmadım. Ama bak ölümlü dünya. Beni cehennem ateşleriyle sınama. Yılmaz'ıma soyadını ver. Ölmeden önce oğluna sahip çık. Allah Allah. Niye çağırdılar ki bizi? Ya o koskoca başhekim ayağımıza dökülecek değil ya. Hele bir gelsin anlatsın anlarız. Belki haberleri iyidir anneciğim. Eğer gece iyi geçirirse bugün görebilirsiniz demişti doktor. Ben de yoğun bakıma baktım. Yoktu. Belki de odaya almışlardır ablamı ha? İnşallah kızım. İnşallah. Ya bilmiyorum, belki Havva'nın durumu iyiyse diğer ameliyatı anlatıp bizden izin isteyecektir belki de. Sabaha zor ettik doktor bey. İnşallah bize iyi haber vermek için çağırmışsınızdır. Kızım nasıl? İyi mi? Görebilecek miyiz ablamı? Sizleri çağırdım. Çünkü... Çünküsü ne? Kızım nerede? Havvam nerede? Nasılsın bugün bir tanem? Daha iyisin değil mi? Öğrendim. Çok zor söylemem ama maalesef Havva'yı kaybettik yavrum.